Bambaşka sohbetlerden hepinize merhaba sevgili izleyicilerim. İlk günden beri söylüyoruz, dayanışma zamanı diyoruz. Çok önemli bir gündü 6 Şubat bizim için. Artık o günden sonra bir sürü gerçeğimiz değişti. Çok kıymetli bir uzman konuğum var bugün. Ve çok önemli bilgiler alacağımızı düşündüğüm bir programa başlayacağız. Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı, psikiyatrist, profesör, doktor Ejder Akgün Yıldırım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir dönemde olduğunuzu biliyorum. Hemen aslında programa girerken de birbirimizi tanımak ve süreci nasıl konuşacağızı konuştuğumuz gibi filtresiz bir şekilde anlatmamızı istiyorum meseleyi şu anlamda. Uzman olarak siz 11 ili hakimsiniz. Psikiyatrist olarak çünkü uzmanlığınız travma. Ve bölgeye bu kadar hakimiyetinizin sebebini bir açıklayabilir misiniz minicik? Şöyle aslında şimdi Türkiye travmalar ülkesi ama Türkiye aynı zamanda depremler ülkesi. Keşke bunu bütünüyle yaşayabilseydik vakti zamanında. Evet. Ama biz daha çok acılarıyla yaşamışız. Benim şu an yönetiminde olduğum Türkiye Psikiyatri Derneği de 99 depreminden itibaren farklı bir örgütlenmeye giderek afetlere hazır olmak üzere bir takım organizasyonlar yapmıştı. Bina anlamında hazır olmasak da ruhumuzla ilgili siz uzmanlar aslında çok uzun zaman önce bu meseleye deprem bölgesi olduğumuzu kabul edip aslında doğal bir seleksiyon olan yani doğanın bize sunduğu bir şey deprem. Biz onu afet haline getiriyoruz hazırsızlığımızla. Maalesef. Ama siz ruh uzmanları olarak bunu baştan kabul edip yıllar önce bunun için hazırlanmışsınız. Yani şöyle diyelim, nasıl ki yer bilimciler bu konuda çok konuşuyorlardı biliyorsunuz. Evet. Biz de sosyal dünyanın hasarlarıyla ilgileniyoruz, ruhsal dünyanın hasarlarıyla. O yüzden deprem bizim hep bir şekilde konumuz oldu. Temmuz ayında da bu geçtiğimiz yılın Temmuz ayında da yeni bir örgütlenmeye giderek çok daha güçlü bir yapı oluşturalım dedik. Bu yapı biz tabii İstanbul depremini öncelikle beklediğimiz için İstanbul'da bir deprem olursa Türkiye'nin diğer kanallarında bir merkezle birlikte hızlıca müdahil olabilsin diye. Tabii biz bir anda Maraş depremine yakalandık. Saat 9 itibariyle de bizim bu hazırlamış olduğumuz afet planımızı devreye soktuk. Hani neden 11? Sabah 9. Evet, neden 11 diye derseniz, 11 ili biliyorsunuz derseniz, şu an gerçekten 800 üzerinde meslektaşım, biz 5400 kişiyiz Türkiye'de ama 800 meslektaşım gönüllü olarak hazır, bazen zihinleriyle, bazen merkezde çalışarak, şu an kurmakta olduğumuz bir online sistem dahil olmak üzere, bölgeye gitmek üzere ama bizim için en önemlisi organize olarak bölgeye hakim olmak anlamında bir yapılanma oluşturduk. O yüzden şu an yaşanmış olan hasarın nasıl ki bir fiziksel beton anlamında halkımızın anlayacağı dille konuşayım, bina anlamında bir analizi yapılıyor ise yıkımın, şu an bizim açımızdan da hızlıca, ama biz bir enkaz toplayan grup değiliz. Biz aslında yeniden yapmak üzere oluşan bir grubuz. Ama enkaz da toplamadınız mı hocam? Evet. Anlamda. Yani işte ne kadar da olsa bizim amacımız güçlendirmek anlamındadır. Biz hasar diyelim buna. Tamam. Sosyal yaşamda bir hasar aldı. Çünkü şöyle düşünün, binalar tabii ki sizin dediğiniz gibi bir deprem yer kabuğunun belki binlerce, on binlerce, milyonlarca yıldır bize yapmış olduğu bir değişiklik. Bir doğa hareketi deprem. Evet. Ama bunu insan kaynaklı bir afet haline getirmek maalesef bizlerle ilgili. Maalesef. Konu buradan açılmışken ben hani genel olarak söyleyeyim. Şimdi bu coğrafya, yaşadığımız coğrafya geçtiğimiz 100 yıl 100 bine yakın insanını kaybetti. Evet. Ceyda'nın ve depremlerle kaybetti. Evet. Ama ben hep söylüyorum, burada da söyleyeyim. Kaç tane deprem türküsü biliyoruz? Çok az. Şimdi insanlar doğaldır ki depremle baş ederken unutmak üzere baş ederler. Ama sonuç olarak bu ülkede bir deprem kültürü yaratmadığımız için hem insanların zihninde ama hem de kurumların zihninde bu karşılaşmış olduğumuz deprem felaketlerinin her birinde aslında yaşamamamız gereken bir şeyleri yaşıyoruz. Evet. Ve bu ne kadar beklenmedik ama diğer taraftan önlenebilir olursa bunun sosyal dünyada ve ruhsal dünyada yarattığı hasar da o kadar ciddi oluyor. O yüzden ben bir yıkım demiyorum, hasar diyorum. Ama elbette ki binalardaki bu hasar kadar insanların hayallerinde, geleceklerinde, planlarında, yani illa bedenen düşünmeyelim bunu. Sadece kaybettiğimiz canlar olarak düşünmeyelim. Hayallerin de yitirilmesi bağlamında bir ciddi etkilenme oldu.
O yüzden bizim işimiz bu etkilenmeyi en kısa sürede ama en sağlıklı şekilde, gerekirse uzun bir maraton koşusunu öngörerek toparlamamız. Ama belki hani sonda vereceğimiz bir mesajı şimdi verelim. Lütfen. Hiçbir zamanda deprem gerçeğini unutturmadan, yeri geldiğinde bazı acılarımızı da biraz canlı tutarak geleceği en azından güvende almak adına da bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Aslında bu hazırlığımızın temel gerekçesi buydu. Evet. Ve bununla birlikte dediğim gibi belki de bu yüzyılın en büyük doğal ve insani afetlerinden, insan kaynaklı afetlerinden birini yaşadık. Hocam o kadar kıymetli bir girizgah yaptınız ki sorular böyle kendiliğinden zihnimde akmaya başladı, unutmayayım diye not alıyorum. Şu ilk sorum aslında size sormak istediğim. Deprem Zede ile depremi ekrandan seyredip etkilenenlerin ikisi de mi unutuyor depremi gerçekten? Bu birinci sorum. İkinci sorum da deprem boyunca izlediğimiz televizyondaki görseller unutturmamak adına doğru mu oluyor? Biz nasıl unutmayacağız? Çünkü biz çok okumayı bilen bir ülke değiliz maalesef. Okumayı seven de bir ülke değiliz. Biz gözümüz doyduğunda öğrenen ve hafızamıza kaydeden ama bir o kadar da çabuk unutan bir ülkeyiz. Dolayısıyla o zaman bu görseller doğru mu oluyor bizim depremi unutmamamız için? Bunu da merak ettim. İlk sorunuzla başlayayım. Lütfen. Yani elbette ki o deprem anını yaşamış olan bir kişinin yaşadığı gerçeklik başka. Evet. Onun kendi içerisinde çok farklı bir işleniş süreci var. Çünkü biz bir şeyi yaşarsak eninde sonunda bir değişikliğe uğrarız. Zihnen de değişikliğe uğrarız. Elbette o depremi yaşamış, belki depremzede bile demeyelim, deprem yaşamış deprem diyelim. Deprem yaşamış. Onu bile demek aslında bir anlamda ne diyelim, güçsüzleştiren bir ifadeye doğru gidiyor. Genel bir ifade. Evet. Yani güçsüzleştirmiş oluruz. Anladım. Elbet biz orada bu kişilerin yaşamış olduğu çaresizliği elbette görüyoruz. Evet. Ama bir çaresizlik yaşandıktan sonra bu bir gerçeklik ve çok büyük bir çaresizlik. Evet. Ama sonrasındaki kısımla yapılacaklar olduğu için onları yalnız bırakmamak ve tekrar o çaresizliği, yeni belirsizlik yaratmamak bağlamında söylüyorum. Hani deprem yaşamış diyelim. Şimdi bu gerçeği yaşamış olan ya da orada bu gerçeği uzakta olsa bile bir yakını ya da anıları işte mekanı üzerinden yitirme anlamına yaşanmış olanla elbette ki uzaktan izleyen arasında bir fark var. Aynen. Ve fakat insan aslında güçlü bir canlı. Aynı zamanda da mucizevi bir takım yetileri, zihinsel yetileri var. O da şu, biz başka bir insanın yerine kendimizi koyarak o acıyı zihnimizde işleyebiliyoruz. Yani empati denen işte genel bilgi olarak. Ama bu bazen bizim etkilenmemize de neden oluyor. Bu güzel bir durum. Yani dayanışmayı artıran insan gruplarının birbirine ya, o hızlı temasını sağlayan bir şey. Tabii burada depremin özellikle medyanın, görsel medyanın da yaşama girmesiyle etkilemesi ve bu etkilemenin bazen beklenenden daha fazla olması olası. O yüzden medyada ya da ekran başında deprem yıkıntılarını izleyen insanlar etkilenir mi derseniz, evet etkilenir. Bu etkilenme bazen ciddi istenmeyen kadar olabilir mi? Evet olabilir. Bunun isterseniz birazdan konuşalım. Nasıl, medyada nasıl ele alınmalıdır bu? Bu çok önemli. Evet, çok. Biz bu bilgilendirmeyi de yaptık gerçi birçok kuruluşa. Bazıları gerçekten bu konuda çok da dikkat ettiler ama sonuç olarak bu kadar büyük bir gerçeği de çok fazla gizleyerek verme şansı da yok medya kuruluşlarının. Şimdi gelelim uzaktaki insanın etkilenmesi, onun unutmaması mı yoksa onun bu etkilenmeden bilinçlenerek çıkması mı bizim hedefimiz olmalı? Hmm. Yani unutmamak demek acıyı sürekli körüklemek ve onu küllendirmemek mi? Yoksa unutmamaktan kastımız buradan bir anlam çıkararak, bir yaşamda iz bıraktırarak devam etmek. Şimdi ben böyle biraz sohbet tarzı da olsun istiyorum. Lütfen hocam, çünkü şimdi aslında ülkemizde bir deprem kültürünün yaşandığı il olmuş Erzincan. Şimdi bu deprem 1939 İkinci Dünya Savaşı koşullarında oluyor. Tabii ki 40 bine yakın insanın öldüğü belirtiliyor. Ama sonrasında Türkiye bir deprem şehri kuruyor. Bu şehire gelen evlerin önemli bir kısmı Avusturya kuruma evler denen dışı tel kafesli evler. Aa. Şehir fay hattının dışına taşınıyor ve 1960'lara kadar devam eden, yani hem CHP hem Demokrat Parti döneminde devam eden bir politikayla şehir baştan yaratılıyor. Hatta şehrin ortasına Türkiye'nin belki en büyük deprem anıtı dikiliyor.
İsmet İnönü'nün bir kadına sarıldığı, daha doğrusu kadının ona sarıldığı bir fotoğraf orada bir deprem anıtı haline getiriyor devasa. Ve böylece aslında kültür şehirde yaşatılmaya başlanıyor. Yani şehirde yaşayan herkes neden kuruma evlerde oturduğunu biliyor, çünkü deprem var burada diye. Ve neredeyse 1983 ya da 84'e kadar şehirde 3 kat üzeri yapı izni verilmiyor. O yüzden Erzincanlılar açısından harekettir bunun adı. Hareketten önce, hareketten sonra ve bir deprem kültürü vardır. Çok yakında da bir mühendis yapmış olduğu işte depreme dayanıklı sistemi Erzincanlı olmasına bağladı. Şimdi bu bir kültür. Müthiş, bu yaratılmış mı? Yaratılmış. Evet. Ama 80'den sonra tekrardan değişen inşaat politikaları ile 92'deki depremde yıkılan binaların önemli bir kısmı aslında sonradan yapılan ya da sonradan kat çıkılan binalar oluyor. Şimdi demek istediğim, aslında yaratma şansımız var mı? Var. Bence en önemli şey bu olsun. Deprem çok büyük bir öğretmen. Bize bunu öğretsin. Çok da acı veren bir öğretmen. Bir de yapabildiğimizi bilelim, evet. Değil mi? Bir de bunun olduğunu bilelim. Yani olmuş bu. Aslında burada bu kültür yeşermiş. Maalesef 99 depreminden sonra böyle bir beceri elde edemedik. Evet. Her depremden sonra çok kısa yaşayan bir duygu dolumu oluyor. Ama bu sönüyordu. Evet. O yüzden bence bu depremden sonra hem orada bu depremi yaşamış insanların yaşadıkları acının hürmetine, hem de geleceğimiz için bizim ilk yapmamız gereken şey bu acıyı kültüre bir çevirmek. bir anlam ve kültüre dönüştürmemizdir. Evet. O yüzden bu benim psikiyatrist olarak işim değil. Ben acıları azaltmak üzere, acıları anlamlandırmak da benim işim. Ama ben en azından bugün bu noktada bakıyorum. Şimdi gelelim böylesi bir yoğun, yüklü bir etkilenmenin hani nasıl sonuçları olacak? Dediğim gibi şu an tüm Türkiye'de uzaktaki insanlar da etkileniyor. Hepimiz orada yaşanan acıyı tahmin edebiliyoruz. Bunu sağlayanlardan biri bu bilgileri doğru almamız. O yüzden hani ikinci kısma gelin, medya nasıl vermeliydi, evet, bununla ilgili? Bir gerçek varsa bunu olabildiğince bize ulaştırmalı medya. Şimdi bir insanın aslında ruhsal olarak güçlü olmasını sağlayan en önemli şey yarın ya da bir saat sonra ne yapacağımızı bilmemizdir. Evet. Covid'in ilk haftalarını düşünelim. Evet. Hepimiz ne kadar korkuyorduk. Çok. Oysa ölü sayıları çok azdı. Evet. Ama sonra günde 200 kişinin öldüğü dönemde bizim için hayat daha yönetilebilirdi. Evet. Neden? Çünkü biliyorduk ne olduğunu artık. İnsan bilmediğinden korkuyor, İnsan değil mi hocam? Bilmediğinden, o belirsizlikten korkar. İki, güvensiz hissettiğindeki belirsizlik, güvensizlik hissettirir. O zaman onun açısından artık yönetilemiyordur. Evet. Hele de yalnızsa, yani yönetebileceğini bilse bile yalnız kaldığı için bunu yapamıyorsa, o onun için iyice çok güçlü bir çaresizliği oluşturur. O zaman yapmamız gereken en önemli şey, bence sağlıklı, güçlü, güven veren deprem politikalarıyla halkımızın temas etmesini sağlamak ve geleceğin en azından daha sağlıklı ya da daha güvenli olabileceğini hissettirmek. Hocam, şimdi ben henüz daha biliyorsunuz ruh sağlık konuşmadım, evet, kusura bakmayın, soruları hızlı böyle yaptım. O kadar kıymetli şeyler konuşuyorsunuz ki burada şunu önce sormak istiyorum. 11 ilin travma haritasını sorsam size. En çok hangi ilde, biz sizinle yetişkinler üzerine konuşuyoruz. Evet, evet. Ve tabii ki çok hikaye var. Yani çocuğunu kaybetmiş, eşini kaybetmiş, bir çocuğu kurtulmuş, diğerlerini kaybetmiş, kendini suçluyor. Kızını ev almış, o gün kızını kaybetmiş, ayrı bir dert. Yani o kadar kahredici hikayeler var ki. Büyük resimde 11 ile hakim bir travma psikiyatristi olarak yetişkinlerin en çok hangi ilde ihtiyaçları var? Bir bakabilir miyiz genel resme? Şimdi şöyle, tabii ki yıkımın çok ağır olduğu iller var. Bunlar içerisinde başta Hatay merkez, evet, ve Maraş merkez dediğimiz, evet, iller. Ama bir de aslında yıkımın gene çok büyük olduğu, diğerlerine kıyasla az olduğu yerler var. Sayı olarak az, evet, olduğu. Evet, evet. Yani aslında baktığınızda Adıyaman'ın almış olduğu hasar tek başına İzmir'den de Malatya'da önceki depremlerden, hatta neredeyse Van depreminden bile büyük. Ama biz ne yapıyoruz? Biz Hatay merkez ya da Maraş merkez o kadar ciddi bir etkilenme yaşadı ki, evet, bize göre orası kısmen etkilendiriyoruz. Ya da Malatya'nın şu an aldığı hasarı düşünün, Antep'in aldığı hasarı düşünün, evet, Diyarbakır'ın aldığını düşünün, evet, Osmaniye'nin, yani nereye giderseniz Adana'nın aldığını düşünün. Hani her yerde aslında bir depreme bağlı etkilenme var. Ama şimdi benimle ilgili kısmı soracaksanız. Lütfen. Şimdi bizim açımızdan
biz bir depremin hasarını sadece yıkılan evle ölçmeyiz. Yıkılmayan evle de ölçeriz. Çünkü bir yerde bir ev yıkılmışsa ve onun yanında yıkılmayan ve orada sağ kalmış insanlar varsa biz onları da saymak durumundayız. Yani ruhsal etkilenme dediğiniz aslında yıkılmayan evin içindeki insanla da ölçülür. Bu da nedir? Kişilerin gerçekten o yıkım sonrasında kendilerini güvende hissedebilecekleri bir mekanları var mı? Kendilerini en azından belli bir süre belirli yaşayabilecekleri bir kısa vadeli de olsa gelecek planları var mı? Bu iki şeye bakarız. Şimdi böyle baktığımızda aslında tabii ki şu an Samandağ, Hatay Merkez, işte Defne, İskenderun'dan böyle yavaş yavaş kuzeye doğru gittiğimizde Maraş'ın kendisi, ilçeleri, Urfa, Adıyaman, Malatya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada aslında gözden kaçırdığımız köylerde bile çok ciddi anlamda etkilenmeler vardır. Çünkü bir kısmının adını bile anmıyoruz. Evet. Veya bir kısmı haberlerimizde sınırlı oluyor ama dediğim gibi orada çok büyük zorluklar var. O yüzden buraya baktığımızda biz bu coğrafyaya zorluk en fazla neredeyse etkilenmede en fazla orada oluyor. Nerede? Yani ben hiçbirini kıyaslamayayım. Tamam. Ama şöyle diyeyim, çünkü ben burada dersem ki şurada daha zor, beni evet. dinleyen Urfa'daki vatandaşımız diyecek doğru, ki aa benim yok yok çok dilerim. Sizinki çok Aklısınız. Kıymetli bir soru. Çok kıymetli ama de. Ama şimdi böyle ben, söyleyince çok düşüncesiz bir soru yok, yok, oluyor. Benimki filtre olsun. Hani Aklısınız. Zaten tam da belki yapmaya çalıştığımız şey şu. Sizin sorunuz çok doğru bir soru. Evet. Çünkü en fazla olana bir şeyler yapmamız yapmak. Gerekir. Ama bunu yaparken de aslında görmeliyiz ki basit ya da az etkilenme dediğimiz yerde de bir öykü var. Evet. Hani sizin açınızdan ilk girişte söylemiş olduğunuz hani kayıpları olan insanların herkesin bir öyküsü var burada. Ve bu öykü depremden önce de vardı ve çok zengindi. Evet. Depremden sonra da bambaşka öykü. O yüzden her öykü kıymetlidir. Bizim yapmaya çalışacağımız da burada bu her öykünün tekrardan yaşamla bağ kurması, gelecekle bağ kurmasını sağlamaktır. O yüzden her yer çok etkilenmiş. Ama fiziksel anlamdaki sorunuzu yanıtlayayım. Hani hasar boyutu olarak. Tabii ki hali hazırda Hatay ili ve Maraş ilinin etkilenmesi oldukça ağır boyutlarda. Ve onlar içerisinde özellikle Hatay, Merkez Defne, Samandağ bölgesiyle başlayan kısmın yıkım yükü çok fazla. Barınma açısından zorlukları anlamında buralar hala zorlanıyor ve hakeza Maraş ve ilçelerindeki yıkım ve onun getirmiş olduğu hani kişileri yaşamda tutma bağlamındaki zorluklar devam ediyor. Ama dediğim gibi bu ne Urfa'nın ne Adıyaman'ın ne Maraş'ın ne Osmaniye'deki bu yaşananların dışındaki gibi oluyor. Öyle değil yani. Yani onların zorlukları olmadığı anlamına gelmiyor. Yok, hatta hayır. Şöyle düşünün. Yani siz örneğin bir ile giderseniz o ildeki bir mahalleyi çok güzel organize edersiniz ama yan mahallede 3 ev bunu alamadıysa o yardımı gördükten sonra daha çok etkilenir. Çünkü insanların burada belki şu sorunuz da gelecektir muhtemelen. Biz nasıl yardımcı olabilir çevremizdekilere? Evet, onu en son soracaktım. Ama ondan önce bir şey soracağım. Bu nasıl yardım etmeyiz en son soru olarak hepimizin aklında kalması için önemli. Şimdi biz programa ilk başladığımız günden beri depremden sonra hep şunu söylüyoruz. Çok uzun bir yolumuz var. Hiç öyle bir iki günlük bir şey değil. Evet. Yardımlaşma bile bayrak yarışı gibi olacak yani. Nefesi kesilen bayrağı devredecek, sıradaki geçecek. Ve ben böyle hep içimde en az 3 yıl gibi bir ses var yani. En az 3 yıl bu illere gideceğiz, köylere gideceğiz, sırayla gideceğiz, hepsine gideceğiz. Kafamda böyle bir harita oluşturmaya çalışıyorum. Sırayla hepsini 3 yıl içinde bir düzende gidebilmek ve bir sürü arkadaşımla da bunu koordinasyonla biz insan olarak hani bunu yapmak. Ama çok kıymetli bu arada. Evet yani ben bunun çok önemli ve çok uzun olduğunu düşünüyorum. Siz uzman olarak... Ne kadar uzun buluyorsunuz bu yolculuğu? Ne kadar sürecek bu yolculuk? Ve şimdi sağ olsun bir sürü psikolog ve psikiyatr ücretsiz bir sürece girdi bölgedeki canlarımıza. Ama bu 3 sene sürecekse mesela 3 sene ücretsiz olacak mı? 3 sene yetecek mi? O kadar çok sorun var ki ama çok güzel bir bütüncül cevap veriyorsunuz. O yüzden böyle soruyorum. Ve son olarak da bölgeye hakimiyetinizden ötürü sormak istiyorum. Ne durumdalar? En çok neye ihtiyaçları var? Çok büyük bir yas olduğunu biliyoruz orada çünkü bitmiyor. Her şekilde bütün kıymetlerinin peşine düştüler. Çok haklılar. Orada neler oluyor ya da merak ediyorum. Peki. Şimdi ne kadar sürmeli ya da daha doğrusu sondan başlayalım.
bunun kaynağı nasıl olacak? Yani bu yardımın kaynağı nasıl olacak? Şu an aslında Türkiye'nin psikososyal diyoruz biz buna, ruhsal sağlık ve psikososyal destekler, tam aslında Birleşmiş Milletler yönergeleri diliyle de konuşacaksak, sadece psikososyali de içeren, bu ikisi bir arada olan bir hizmet. Türkiye aslında dünyada son derece güçlü kadrolara sahip. Evet. Yani bana, kendimi de dışarıda tutayım diye ama bakayım, hani çok bana deseniz ki, hani dünyada bu konuda çok deneyimlerden yardım mı alalım derseniz, dünyanın aslında yardım alabileceği kadar yetişmiş kadrolar ve büyük ölçekte strateji kurabilecek kadrolar burada. Neden? 99 depremini yaşadık. 99 depreminde henüz böylesi bir örgütlenmeler yokken yaşadığımız için biz bir örgütlenmenin nasıl olacağını da biliyoruz. O yüzden de Van depremiyle birlikte aslında bizim kurumlarımızda da bu böylesi depremlerde ne yapılmasına ilişkin bir bellek oluştu. Bugün günümüzde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın uhdesinde bir psikososyal destekleri oluşturacak yapılanma var zaten. Bunun dışında tabii hem Sağlık Bakanlığı'nın içinde, hem Kızılay'ın içinde, hem en önemli kadro, en güçlü kadro olarak da meslek dernekleri dediğimiz, buna sivil toplum kuruluşları da demeyelim, meslek dernekleri diyelim, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri, böyle gidebiliriz. İşte psikolojik danışmanlık ve rehberlik hocalarımızın olduğu gruplar. Bunlar güçlü bir kadro oluşturabiliyorlar. Çünkü insan gücü burada ve bugün siz bir çadır kent ya da konteyner kent, ne dersek diyelim, kurduğunuzda zaten bunun resmi yapılanmasının içerisinde psikososyal destek üniteleri olmak durumundadır. Var mı peki? Tabii tabii. Yani daimi şu, var. Daimi zaten kurulduğunda bu olmak durumunda. Yani konteyner bölgeleri kurulduğunda uzmanlar orada olacak. Mutlaka olacak tabii ki. Ve insanlar orada yaşadığı sürece ruhsal destek sağlayacak. Elbette. Şu an zaten hem diyelim ki kurulan hali hazırdaki yapılandırılmış çadır kent ya da konteyner kentlerde, hem de yapılandırılmamış olanlarda bizler vasıtasıyla, bir tarafta devlet kurumları vasıtasıyla zaten bunlar var. Biz de zaten bu hizmeti vereceksek elbette ki devlet kurumlarıyla birlikte vereceğiz. Tabii. Yani Türkiye Psikiyatri Derneği olarak biz saat 10 itibariyle hem Sağlık Bakanlığı, hem Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, hem de AFAD'a dedik ki biz ne diyorsanız hazırız, buradayız diye. 4'te deprem oldu, 9'da siz hazırdınız. Tabii ki çünkü, evet, bu, ama işte söylemeye çalıştım, biz hazır olduğumuz gibi birçok yapı hazırdı ve bu şekilde gitti. Şimdi bunlar kurulduğu anda, ya da şu an sadece çadır kentler düşünmeyelim, bir de geçici yerleşimler büyük şehirlerde de var. Evet. İşte bazıları otellere, bazıları yurtlara yerleştirildi. Evet. Bütün burada bir organizasyon olduğunda, psikososyal destek birimi dediğimiz birimler bunun içerisinde varlar, olmalılar zaten. Şu an yönergelerimizde de var. Zaten büyük ihtimalle de bunlar kuruldukça hem devlet kadroları içerisinden hem bizlerin desteğiyle bunlar yapılanacak. Şimdi bu bunun herhangi bir şekilde ücretli olması mümkün değil bu hizmetin. Evet. Neden? Halen X34 dediğimiz bir kodla girilir. Yani sağlık hizmeti de dahil. Bu bir afet nedeniyle yaralanmaysa ücretsizdir. Zaten ücretsiz olmalıdır. Evet. Bu bir, çünkü şöyle düşünelim, bir insanın bir afet sonrasında, doğal afet sonrasında alacağı her tür destek bu insanın bir vatandaşlık hakkıdır her şeyin ötesinde. O yüzden bu sistemler kurulduğunda hani en son düşüneceğimiz şey bunların ücretlendirmesi. Ama bir de şu var, hani devletin ücretsiz yükümlülüğü dışında bence bu depremde kendimizi güvende hissetmemize neden olacak önemli bir şey söyleyeyim. Ben o bölgeye gittiğimde örneğin 20 tane bir doktor grubuyla karşılaştım. Bu doktorlar işte İstanbul'dan, Ankara'dan nereden gelmişler? Bunlar çok iyi cerrahlar. İşlerini o gün bırakmışlar, var olan ameliyatlarını ertelemişler ve oraya gelmişler. Bir haftadır oradalar, ellerinden geleni yapıyorlar. Bu insanların orada bulunmalarının bir vicdani karşılık dışında hiçbir anlamı yok. Ama hepsi bir şey eksik yaptık diye düşünüyor. Keşke daha iyisini yapabilseydik. O bölgede binlerce insan vardı ve bu binlerce insan birçoğu saatler süren araba yoluklarıyla ilk günün karlı ve tabii, tıkanmış zordu. Trafiğini düşünün. Evet. Saatler, bir tanesi 36 saat dedi benim arabayla gelmem. Evet. Yine iki doktor arkadaşımız dedi ki 36 saat sürdü, hiç önemli değil. Evet. Şimdi bence en güçlü yanımız bu. Ve bütün bu hizmetler elbette ki toplumumuza ücretsiz bir şekilde ulaşacak.
Bizim onlara borcumuz zaten bunu ulaştırabilmemiz. Evet hocam. Ama ne kadar sürecek? Diğer sorunuza gelelim. Şimdi insan bir yönüyle de güvenmemiz gereken bir canlı. O deprem öykülerinde dinlediklerimizin içerisinde çok zorlandıkları yaşamların yanında bir de şu öyküyle karşılaşırsınız. O zorluğun içerisinde yani dersiniz ki ben uzaktan dinleyen için söylüyorum. Ben o zorlukta ne yapardım dersiniz ama o öykünün bir yanında da o depremi yaşayan insanımız der ki kalktım şuradan gittim şunu buldum şunu çıkardım şöyle kıyafet buldum diye. Yani aynı zamanda da insan o zorluk karşısında bir şekilde ayakta durmaya çalışır. Ayakta durur demiyorum ama ayakta durmaya çalışır. Çoğu da ayakta durur. O yüzden bu etkilenmenin bir kısmı işte çok ağır ve asla yönetilemez olmayacak. Ama gerçek anısı, acısı kalacak. Bu ikisi başka şeyler. Ama çünkü bu insanların yaşadıkları bir hastalığa bağlı ya da bir zayıflığa bağlı ruhsallık değil. Bu her şeyden önce olağanüstü bir olay karşısında ortaya çıkan olağan, beklendik tepkiler, bir yanıt bu. Ve bu yanıt belki de tam da onların güçlü yanı. Yani şöyle de düşünebiliriz, bu yanıt olmadığında sormamız gerekir. Bu arada şunu da söyleyeyim, kimi insan diyor ki ağlayamıyorum, kimi insan diyor çok ağlıyorum. Her ikisi de çok güçlü bir yanıttır ve kıymetli yanıttır. Şimdi bu, o yüzden bu yanıtların önemli bir kısmı, ruhsal yanıtların önemli bir kısmı belki azalarak görülmeyecek hale kadar gelebilir. Ve fakat bir de o yaşamdaki değişikliğin getirmiş olduğu yük var. İşte burada bizlere çok şey düşüyor. Yani biz bunu iyileştireceksek, ben psikiyatrist olarak söylemiyorum, toplum olarak söylüyorum, topluma çok şey düşüyor. Biz işimizi bir şekilde yaparız. Ama bu işin doğru bir şekilde yapılmasının en önemli yanı bu insanların yalnız kalmadıklarını. Ama bu yalnız kalmamanın da bazı kuralları var. Ama ne şekilde de onlara destek sunduğumuz çok belirleyici olacak. Başka bir örnekle anlatayım. Lütfen. Her halükarda bu destek insanların haysiyetleri ve otonomileri yani seçme hakları korunarak olduğunda önemlidir. Bununla ilgili gerçekten güzel örnekler var. Bununla ilgili belki de o büyük afet nedeniyle yapamadıklarımız da var. Ama şöyle bundan sonrası için ben konuşayım. Hani geç bundan öncesine diyecek çok lafımız var. Onları zaten bir gün yazıp çizeceğiz. Evet. Örneğin bir şekilde biz bu insan yani bu insanlar dedim işte afeti yaşamış, zorluğu yaşamış kişiye destek oluyor isek bunu tek yönlü yapmamalıyız. Yani onu muhtaç kılarak bir şey vermemeliyiz. Bir kıyafet yardımında bulunuyorsak onun aslında çok da giymek istemediği bir montu vermemeliyiz ona. Onun bu kıyafetler içerisinde seçim yapabilme hakkını korumalıyız. Ve onun bunun hakkı olduğunu bilerek vermeliyiz. Evet. O yüzden de yardımların ulaştırılmasında o temas noktaları çok belirleyici oluyor. Aslında psikososyal destek birimleri dediğimiz kişiler, evet. Hani siz dediniz ya biz de gidiyoruz. Bu ileri dönemlerde böyle gönüllüler de olacak orada. Onlar bu yardımın nasıl ulaştırılması gerektiğini ve hangi dille verilmesi gerektiğini söyleyecek. Bunun yani şöyle düşünün, afetten çıktınız, çorabınız dahi yok. Evet. Bunu bir hayal edelim. Bir doktor arkadaşım bana şöyle demişti bölgeye gittiğimde, hocam ben çıktım sadece pijamam var. Şimdi bakın bunu bir tahayyül edelim. Sadece pijamam var, başka hiçbir şey yok. Evet. Yani çorabınız yok. Evet. Peki bir çorap verdik mi size? İkinci çorabınız yok. Yani bakın bunu biraz düşündüğümüzde nasıl yardım etmemiz gerektiğini. O yüzden bile anlayacağız aslında. O yüzden yardım dediğimiz şey insanların tam olarak onların haysiyetlerine, onların seçim haklarına ve onların en azından gelecek 3 gün sonrasını düşünmeyecekleri bir boyutta yapılırsa o zaman bizler açısından süreç daha kısa olur. O yüzden biz şöyle diyelim, uzun mu uzun. Evet. Bazı acılar var ki ömür boyu taşılanacak bunlar. Tabii. Ama acı başka bir şeydir. Acı varken yaşamla temas kurabilmek başka bir şeydir. Başka zamanda acılar oldu. Belki bunun kadar büyük olmasa da ama temas kurulabildi. O yüzden bizim yapmaya çalışacağımız uzun erimli, belki bir yıl, belki iki yıl kadar orada olmak. Bunu da şöyle size söyleyeyim. Hani 3 yıl biz tedavi mi edeceğiz? Bunun adına tedavi demeyelim zaten. Bu bir tedavi değil. Bu bir destek ve bu orada olabilmek. Yanında olabilmek. Yol arkadaş. Zorluk olduğunda ona mihmandarlık yapabilmek. Ruhsal dünyasında bir karmaşa olduğunda
orayı açmak. Yani aslında bizim yapacağımız en önemli şey bu. Bir hastalık temelli yaklaşım değildir zaten. Ha, ortaya çıkar bazı ruhsal hastalıklar, onları da hızlı bir şekilde hani işlevselliği kazandıracak kadar iyileştirmeye çalışma. Ama yapmamız gereken en önemli adım kişilerin yaşamla bağ kurmalarını sağlayacak bir temas noktalarıyla barıştırmak ve kavuşturmak onları. Ejder Hocam, dakikalarımız yetmedi. Ben sizi bir daha davet edeceğim. O kadar kıymetli şeyler söylediniz ki. Daha konuşacak bir o kadar şeyimiz var. Evet. Biliyorum işiniz başınızdan aşkın ama bu bilgilendirme seyircilerimiz için de, hı-hı, benim için de, hepimiz için çok önemli. Bir kez daha zaman ayırmanızı rica elbette ederek ki programa son tabii vereceğim. Elbette. Neye ihtiyacınız olursa buradayız her zaman, her şey için. Bilgileri zaten Psikiyatri Derneği'nin sosyal medya sayfalarında çok güzel paylaşıyorsunuz. Evet. Hem Psikoloji Derneği, Türkiye Psikoloji Derneği, hem Türkiye Psikiyatri Derneği çok kıymetli paylaşımlar yapıyor. Oralara bile baksak aslında çok önemli şeyler, kesinlikle, yakalayacağız ama sizden ricam, eğer paylaşmadıysanız, biraz önce konuşmanızın arasında şöyle bir şey dediniz. Yardımlaşmak çok önemli ama orada ihtiyacına, seçme haline izin vermek, seçme şansı tanımak önemli ve orada hayata katmak için de birkaç madde var gereken dediniz. Evet. Buna vaktimiz kalmadı ama ne olursunuz dayanışmanın üslubu ve şartları ile ilgili bize bir bilgilendirme yayınlayın. Ben de seve seve onu paylaşayım. Bizim bu konuda da eğitime ihtiyacımız var. Tıpkı psikolojik ilk yardım gibi. Evet. Bunda da eğiteceğiz kendimizi. Hı hı. Eğitim devam edecek insanlığımızın daha iyi gelişmesi için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kattığınız ve katacağınız her şey ben için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biliyorsunuz bazı programlarda fazla söze gerek kalmıyor. Tam da o programlardan birini yaşadık bambaşka sohbetlerde. Yapacağımız tek şey doğru kaynaklardan doğru bilgiyi alıp insanlığımız çerçevesinde insanların alanlarına saygısızlık etmeden birbirimize iyi gelmeye niyet ederek yaşamaya devam etmek. Bir başka bambaşka sohbetlerde yine bir arada olacağız. Hoşçakalın.